Poplus'tan herkese merhaba. Ben Sercan Kenanoğlu. Bugün sevgili konuğum Murat Köten'le birlikte Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle Murat, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Sercan, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Bildiğin gibi Galatasaray'da bazı gelişmeler yaşanıyor. Nelson'un olayı olsun, istifalar olsun ama bir transfer haberi de gündeme düştü. Galatasaray Ozan Tufan'la ilgileniyor diye haberler var. Neler söylemek istersin bu haber hakkında? Evet ya, Ozan konusu şöyle, aslında ilk etapta baktığımızda sürpriz gibi duruyor, bunun farkındayım. Ama bir yandan da Galatasaray'ın şu an orta saha rotasyonuna baktığımda, ki özellikle yerli olarak baktığımda, yani Kerem Demirbay dışında ilk 11'e aday bir oyuncu bulmak çok kolay değil. Kaan Ayhan orada oynuyor, biliyorsun ki Kaan'ın da performansı gayet iyi. Bir de oraya Eyüp Aydın hamlesi yapıldı. Eyüp'ün de ben potansiyel olarak gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama orada da tabii yani ilk 11 açısından ne kadar yeterli, bu biraz şimdilik soru işareti. Yani Ozan kısmına dönecek olursak da hani böyle iddialar var. Aslında ben bu iddiaları biraz Mert Müldür, Kaan Ayhan iddialarına benzetiyorum. Hatırlarsın ki bu isimler sürekli gündeme geliyordu, sürekli çıkıyordu ve artık Türkiye'ye döndüler, geldiler Türkiye'ye. Ozan da tekrar Türkiye'ye döner mi? Yani şu an için Hull City'de gerçekten önemli bir performans gösteriyor. Biraz alıştığımız Ozan Tufan'dan daha hücumcu bir oyuncu haline geldi. Skor da üretiyor. Ya Galatasaray'a gelmesi takdirinde katkı sağlar mı dersen, ben sağlayacağını düşünüyorum. Ama hani gelir mi kısmında biraz soru işaretlerim var. Şu an Ozan'ın Galatasaray'a gelme ihtimali veya Türkiye'ye dönme ihtimalini ben çok yüksek görmüyorum. Ozan bence orada kariyerine devam edecektir. Belki orada farklı bir transfer bile yapabilir diye düşünüyorum. Yani Ozan'ın bir sonraki durağı Türkiye değil de sanki Avrupa'da devam etmek olsa, hem onun açısından daha iyi olacak, onun kariyeri açısından, hem de tabii milli takımımız için de önemli bir tekrardan Ozan Tufan kazanımı yaşanabilir. Senin dediğin gibi Ozan Tufan İngiltere'de iyi performanslar sergiledi. Bu sezon 6 maçta 4 golü var. Geçtiğimiz sezon ise 44 maçta 8 gol atmış. Senin de dediğin gibi 10 numaraya evrilen bir Ozan Tufan izliyoruz son senelerde. Hull City'nin de kendisine 3 milyon euro bir yatırım yaptığını biliyoruz. Yani bu transferi Galatasaray istese dahi kolay bir transfer olmayacaktır. Hull City'nin önemli oyuncularından biri. Burada tabii Galatasaray'ın takımına baktığımız zaman senin de dediğin gibi orada bir yerli oyuncu ihtiyacı var. Evet, yerli havuzunda eksiklik var orada. Her ne kadar Eyüp Aydın gelse de henüz tam olarak formda değil ve takımda yer bulamıyor kendine. Onun dışında Efe Akman, Hamza Akman var. Onlar da henüz Galatasaray'da ilk 11 seviyesinde oyuncular değil. Burada Kerem Demirbay ismi var ve senin dediğin gibi Kaan Ayhan ismi var. Burada bana kalırsa Ozan Tufan olmasa bile Galatasaray'ın devre arasında oraya yerli bir takviye yapması Galatasaray'ın yararına olacaktır. Yani burada şimdi baktığımızda işte hani eldeki farklı seçenekler ne olabilir diye düşündüğümüzde, yani çok fazla da seçenek yok gibi gözüküyor. Bir dönem hatırlarsın Salih Uç'un iddiaları çıkmıştı, işte Beşiktaş'la sözleşmesini uzatmadığı için Galatasaray'a yazılmıştı, ama yani orada da Salih ne kadar Galatasaray'ın o istediği seviyede veya istediği tarzda bir orta saha oyuncusu. Ya burada da biraz soru işareti var. Hani ben Galatasaray'ın devre arası için bu seviyede böyle yüksek bonservis harcayacağı bir yerli oyuncuya yöneleceğini çok düşünmüyorum. Bir de devre arasında tabii şimdi Nelson'la başladın aslında yayına. Oradan çok kısa topu oraya getireceğim. Yani Nelson, şu an önümdeki gazetede de Nelson gemileri yaktı başlığını görüyorum ki yani biraz öyle gibi duruyor ve Ocak'ta Nelson ayrılığı, olası Nelson ayrılığı Galatasaray'a önemli bir bonservis kazandıracak. Ama tabii bu açıklamalardan sonra yani kazandıracağı bonservisi de bence biraz düşürdü Nelson, ki yani açıklamalara baktığımda hem Nelson için talihsiz bir açıklama hem Galatasaray için, çünkü burada pazarlık masasında ciddi anlamda zayıflatmış oldu Galatasaray'ı. Kendisini de bu arada zayıflattı, çünkü şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi Nelson'u isteyen, örnek veriyorum, Sevilla Nelson'u istiyordu. Sevilla Nelson'a 1,5 milyon euro maaş önerirken şu anda belki 800 bin euro önerecek ve diyecek ki ya sen o takımda kalmak istemiyorsun, bizim sana teklifimiz 800 bin euro, gelip bizde oyna. Galatasaray'da diyecek ki biz size 15 milyon euro veriyorduk, biz size şimdi 9 milyon euro veriyoruz veya 8 milyon euro veriyoruz. Çünkü oyuncu ayrılmak istiyor, devam etmek istemiyor diyecek. Yani burada gerçekten hani neresinden bakarsan bak hatalı bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Kendince haklı olabilir bu arada, oynamak istiyor olabilir. Bu konuda kesinlikle hani bir şey söylemek bize düşmez. Oyuncu sonuçta oynamak isteyen bir oyuncu. Ama bunu bu şekilde hem Erden Timur'la hem de Okan Buruk'la konuşmuşken ya bir de gidip basına açık bir şekilde bunu söylemiş olması ya birazcık tabii ya tatsız oldu diyebilirim. Ama Ocak'ta
minimum böyle 15-18 milyon eurolara Nelson'un satılması da Galatasaray'ın transfer rotasını daha net şekillendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi oyuncu aslında yaz transfer döneminde de takımdan ayrılmak istiyordu. Evet. Ama burada Galatasaray hem şampiyon takımın önemli bir parçası olduğundan dolayı hem de piyasasına güvendiği için, kendisine güvendiği için Nelson'u yollamak istememişti. Burada Sevilla'nın önemli bir teklifi vardı. Yaklaşık 18 milyon euro bandında. Evet. Galatasaray bu teklifi reddetmişti. Geldiğimiz bu noktada UEFA'ya listenin bildirileceği son gün Davinson Sanchez isminin gelmesi, önemli bir isim, kariyerli bir ismin gelmesi bir anda Nelson'u şoka uğratmış olabilir. Ben oyuncu tarafından baktığım zaman oyuncuya hak veriyorum. Ama tabii ki de burada şampiyonluk yarışı varken, Şampiyonlar Ligi'nde bir mücadele varken oyuncunun profesyonellikten birazcık aykırı açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Evet. Burada Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Nelson'a gelen teklifleri Ocak ayında bulamayacağını ama elinde sonunda 10 milyon euro, 15 milyon euro bandında bir teklife Nelson'u yollayabileceğini düşünüyorum. Yani şunu da ekleyelim, şimdi kısa bir süremiz de kaldı ama son olarak mesela Davinson Sanchez'e baktığımda Davinson özellikle Premier Lig'de ciddi süre almış bir oyuncu. Ya Tottenham'ın aslı stoperiydi aslında Davinson çok uzun dönem. Ajax'ta da yine keza öyle. Şimdi Nelson Galatasaray'a geldiğinden bu yana çok bir rekabete girmedi farklı bir stoperle, hatırlarsın ki. Yani ilk girdiği rekabette yedek kulübesinde kalınca böyle bir isyan bayrağı çekmesi de tabii ha senin de söylediğin gibi çok hoş olmadı. Bunu bu şekilde açıklamasına belki gerek yoktu. Zaten hani az önce de belirttim ya, yani takım içerisinde bu konuşulmuşken bir de gidip bunu açıklamak, basına açıklamak çok tabii hani bilmiyorum biraz tat kaçırmış olabilir ama ben de sana katılıyorum. Ocak'ta bir Nelson ayrılığı Galatasaray'ı artı bir yabancıdan kurtarmış olacak. Bir de tabii önemli bir bonservis geliri elde edilecek. Bu transferden sonra işte o belki stopere bir takviye, belki orta sahaya o beklenen 8 numara transferi de hani daha tempolu bir 8 numara, tabii Endombele geldi ama bir isim daha belki oraya eklenebilir. Bir de tabii farklı mevkilerde yine Galatasaray'ın transferi olacaktır ama bu satış bence çok kritik. Ya bir bu satış çok kritik, bir de tabii Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın geleceği çok kritik transfer anlamında. Burada Angelino ismini sormak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman Galatasaray'da 4-4'lük bir takım var gibi gözüküyor ama eleştiriler Angelino'ya geliyor. Evet. Taraftar bazında da, yorumcular bazında da Angelino'ya eleştiriler var. Şampiyonlar Ligi'nde de gördük aslında. Sol bekte Galatasaray biraz fire veriyor gibi ve bu ileriki turlarda Galatasaray'ın son 16'ya kaldığı bir aşamada Galatasaray için dezavantaj olacaktır. Devre arasında sol bek operasyonu olabilir mi? Neler söylemek istersin? Şimdi elde bir Angelino varken, bir de Kazımcan varken, bir de Abdülkerim zaman zaman orada oynayabiliyorken ekstra bir sol bek transferi yapmak biraz lüks olabilir. Ya burada bir de tabii Angelino'nun işte kiralık sözleşmesi var, opsiyonlu ve 6 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam. Hani Galatasaray bunu ödemekten bir şekilde kendini kurtarıp orada farklı bir seçeneğe yönelir mi? Ya burası da biraz zor çünkü o opsiyon bir şekilde ödenecek gibi gözüküyor. Yani Angelino kısmında aslında çok kısa değinmek istiyorum. Yani hücum anlamında etkili olmasını bekliyorduk. Savunma anlamındaki zafiyetlerini zaten biliyorduk. Yani Futbol Plus ekranlarında çok fazla yayın yaptık Angelino ile alakalı ve sol bek sıkıntısıyla alakalı. Ama orada ya baktığımda bugüne Angelino'nun hücumda da çok maalesef üretken olamadığını görebiliyoruz. Belki fiziksel açıdan bilmiyorum daha iyi duruma gelecektir. Biraz daha zamana ihtiyacı vardır ama hani şu an senin de söylediğin gibi baktığımda Galatasaray'da aksayan bölgenin ben de biraz sol taraf olduğunu düşünüyorum. Orta saha biraz aksıyor gibiydi ama işte o Kaan hamlesi oraya saha içerisinde Okan Buruk'un. Bence o aksayan durumu tekrardan tolere etmiş oldu. Tabii oraya iyi de bir Endombele eklendiğinde problem kalmayacaktır ama yani Ocak'ta bir sol bek operasyonu şimdilik biraz erken bence. Eklemek istediğin başka şeyler var mıydı Murat? Yani genel olarak Galatasaray'ı konuştuk. Milli araya Galatasaray sakin girmişti ama hem bir Nelson'un açıklamaları hem Cemal Özgörk'e istifası Galatasaray'da biraz gündemi ısıttı diyebilirim. Ama şu an tekrardan böyle biraz sular duruluyor, durulma noktasına gidiyor. Sonrasında yani milli ara sonrasında hem Beşiktaş maçı hem Bayern Münih maçı Galatasaray için önemli olacaktır sezonun geri kalanı için. Ben de çok teşekkür ediyorum değerli eklemelerin, yorumların, değerlendirmelerin için. Yani genel anlamda Galatasaray'da durumlar bu şekilde. Ağzına sağlık. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanala abone olarak gün içindeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.